Yine bir dersle birlikteyiz. Bir önceki dersimizde özellikle son bölümde konuşma kusurlarını anlatmış ve sonraki dersin başlangıcında bunu çok minik de olsa tekrarlayacağımı söylemiştim. Bundan önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Zaman zaman bazı seslerin nasıl söylenmesi, nasıl telaffuz edilmesi gerektiğini anlatırken abartılı konuşma organlarımda bir takım abartılı hareketler yapıyorum. Özellikle dudaklarda, özellikle çenede abartılı bir takım hareketler yapıyorum. Tabii ki normal konuşmada bunları yapmıyoruz. Ben sadece o seslerin telaffuzu sırasında, çıkarımı sırasında konuşma organlarının nasıl çalışması gerektiği ve öncesinde sizin de nasıl alıştırmalar yapmanız gerektiği düşüncesinden yola çıkarak bunları yapıyorum. Tabii ki normalde asla ve asla konuşurken bu tür abartılı hareketler yapmayız. Konuşma ile ilgili e, geçen derste anlattığım konuyu şimdi minik olarak tekrar bir hatırlatayım. Öncelikle size üç tane alıştırma vermiştim. Ben zaman zaman şaka yolu da olsa evet sevgili öğretmenler ödevleriniz var bunları yapmayı unutmayın diyorum ama tabii ki bunlar sizin eğer ihtiyacınız varsa yapabileceğiniz çalışmalar başka hiçbir şey değil. Bunun da altını özellikle çizerek size söyleyeyim. Konuşma. E, Konuşma kusurlarından önce anlattığım konu iki aşamalı bir çalışmaydı. Burada dudak ve dil tembelliği dediğimiz konuşma organlarının tembelliğinin nasıl giderileceği konusunda bir takım bilgiler vermiştim ve ilk olarak bir kalem çalışmasından bahsetmiştim. Kalemin ön dişleri tarafından ısırılarak bir takım alıştırmaların okunması gerektiğini söylemiştim. Bu çalışma bittikten sonra yine ön dişlerde kalem ısırılmış şekilde dururken Tekerlemeler okunması gerektiğini söylemiştim. Her bir sesten birer tane tekerleme. Tüm bunlar bittikten sonra bu kez ayna karşısındaki öncekilerin de e, en başta ayna karşısında yapılmasında her zaman büyük fayda var. E, konuşma organlarımızın özellikle kalemi ısırdığımızda dudaklarımızın ne kadar hareket ettiğini görmemiz açısından son derece önemli. E, sonraki aşamada konuşma kusurlarının giderilmesine yönelik hareketi başlatmıştık. Yine ayna karşısında çalışılmak üzere ilk başta ne yapıyorduk? Dilimizin ucunu üst damakta dişlerle, diş kökleriyle e, damağın bulunduğu, bi, bitiştiği yere, tam o kesiştiği noktaya yapıştırıp adeta orada hiçbir şekilde kıpırdatmadan bir takım okumalar yapmanızı istemiştim. Hatta bunun için CC, e, S, Ş, R ve Z ünsüzlerini söylemiş. Bunlarla ilgili olarak da her birini alt alta yazacağınız Ca, c, 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 C gibi bir takım bu alıştırmaları yazdıktan sonra yapmanız gerektiğini ardından da her bir sesle ilgili tekerlemeyi bir kere yine dil damakta diş köklerine yapışık vaziyette okuduktan sonra normal okumanız gerektiğini söylemiştim. Bunu günde ne kadar çok yaparsanız bunu tabii en azından bir kere yapacaksınız. Ama bunu gün içerisinde ne kadar çok yaparsanız o kadar hem konuşma organlarınızın tembelliği ortadan kalkar hem de konuşma kusurlarını çok kısa sürede yok edebilirsiniz. Bu dersle itibaren artık hece, sözcük ve cümlelere geçeceğiz. Tabii ki bunların vurgularına özellikle. Bizim işimizde yani etkili ve güzel konuşmada, yani diksiyonda en önemli konu vurgu. En baştaki derslerden birinde veya birkaçında zaman zaman tekrarlamış olabilirim. Şunu söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Ortalama bir sese, ortalama bir dil bilgisine, dil bilgisi derken aslında bunu da bir açayım. Diksiyon kurallarından bahsetmiştim o dil bilgisiyle. Şu anda eğer onu açıklamadıysam bir kere daha söyleyeyim. Dil bilgisi kurallarına ortalama hakim olan biri eğer gerçekten iyi bir vurguya sahipse ve çok okuyan biri ise Başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Ama buna karşılık çok mikrofonik bir ses ve olağanüstü bir diksiyon bilgisi. Ama bunun karşılığında hiç vurgu yoksa o ses hiçbir şeydir. Çünkü her şeydir vurgu, İşimizdeki her şey vurgudur. Vurguyu yaptığımız sürece varız, vurguyu yapmadığımız sürece asla ve asla kimsenin gözüne gözükemeyiz. Bizi fark edemezler. Aynı işi yaptığımız insanlar arasında sivrilemeyiz. Adımız geçmez, bunu da özellikle söyleyeyim. Hece ile başlıyoruz, harflerin birleşimiyle ortaya çıkan ses birliği, bildiğiniz gibi hece. E, dilimizde, Türkçemizde e, tek ses, tek harfli heceler olduğu gibi dört harfli, yani dört sesli hecelere kadar var. Beş harfli, beş sesli hecemiz yok. En son dört harfe kadar var. E, tek e, sesli, tek harfli hece. Ne örnek verebiliriz? Örneğin. Ünlem olarak A gibi veya O gibi bunu örnek verebiliriz. İki sesli yani iki harfli tek hece olarak et, ok bunları verebiliriz. Üç sesli, üç harfli sözcükler olarak neyi verebiliriz? Örneğin taş, örneğin saz. Bakın tek hece ve üç harfli. Dört harfli yani dört sesli hece olarak da zaten dört. Zaten... Dert, zaten genç, zaten renk sözcüklerini verebiliriz. Az önce söylediğim gibi yine renk derken bu abartılı söyleyişi yapıyorum ki e, siz özellikle ayna karşısında veya kendi kendinize çalışırken bu şekilde çalışın ki konuşma organlarınızdaki tembellik ortadan kalksın. Onun için zaman zaman abartılı bir takım söyleyişler yapabiliyorum. Bunu da bir kere daha söyleyeyim. Demek ki e, dilimizde Türkçemizde tek sesten dört sese kadar hece var. Tek hece, beş ses, beş harfli hecemiz yok sadece dörde kadar var. Şimdi anlaşılabilir olmak için, mesajlarımızın tam olarak yerine ulaşabilmesi için vurgu her şeydir dedim. Hatta bununla ilgili bir takım örnekleri de sizlere aktardım, önünüze getirdim. Anlaşılabilmek için öncelikli olarak hece vurgusunu çok iyi yapmak gerekiyor. Hece vurgusunu öğrendiğinizde ve gerçekten hakim olduğunuzda artık sözcük vurgusu ve cümle vurgusu yani tümce vurgusuna son derece aşina olursunuz ve çok kolay yapabilirsiniz. Öncelikli olarak demek ki hece vurgusunu çözmemiz gerekiyor. Hece vurgusunda tüm seslerin... Ee, özellikle gerçekten tüm seslerin, tüm seslerle ne olduğunu bir kere daha söyleyeyim. Yazı dilindeki 29 harfe asla bir şey dememiştim. En başından beri demiyorum. Biz sadece diksiyonda etkili ve güzel konuşmada 29 sesle konuşmadığımızı harfle 45'e yakın sesle konuştuğumu söylemiştim. Bunları kastediyorum tüm seslerin çok iyi boğumlandırılması, telaffuz edilmesi. Bu boğumlandırma ile telaffuzu da zaman zaman bir arada kullanıyorum. İkisi de eş anlamlı sözcükler. Dolayısıyla hangisine aşina olursanız, hangisi hoşunuza giderse onu da kullanın diye ikisini bir arada kullanıyorum. Şimdi günümüzde de hala kullanmaya devam ettiğimiz bir takım e Sözcüklerimiz var. Yabancı dillerden geçen sözcükler. Bunlar genellikle Arapça, Farsça. İlk dersimizde söylemiştim. Türkçemizde yoğun olarak yabancı diller dediğimizde aslında üç dil gerçekten çok yoğun olarak bu üç dilden e, sözcük almışız. Bunlar Arapça, Fransızca ve Farsça. Özellikle üçünden bir hayli sözcük almışız. Bu özellikle yabancı e, dillerden gelen sözcükler başta olmak üzere. Hecelerin bir yapısı vardır. Bu hecelerin yapısı içerisindeki o kuralları bildiğimizde vurgularını da yapıları dolayısıyla çok daha rahat çözebiliriz. Çok daha kolay yapabiliriz. Nasıl? E, havada kalmaması için örnek vereyim bir. Sevgili öğretmenler, sözcük içindeki hecelerden birinin uzun ya da kısa okunuşu sözcüğün anlamını değiştirir. Bakın hece ne kadar önemli. İlk Kuralı söylüyorum. Sözcük içindeki hecelerden birinin uzun ya da kısa okunuşu sözcüğün anlamını değiştirir. En başta bir örnek vermiştim hatırlayacaksınız. Katil örneğiydi. Ve fonetik işareti olarak da eğer çizgi ile gösteriyorsam hecenin uzun okunacağını, nokta ile gösteriyorsam hecenin kısa okunacağını söylemiştim. İki nokta üst üste koyuyorsam. İki nokta üst üsteden önceki ünlü sesin bir vokal uzun okunacağını söylemiştim. Hatta bununla ilgili olarak yumuşak G'de değil de D'yi iki nokta üstü İki nokta üst üste L örneğini vermiştim. Veya kağıt örneğinde olduğu gibi KA iki nokta üst üste T örneğini vermiştim. Dolayısıyla e, yeniden hatırlanması adına bunları da tekrar edeyim dedim. Şimdi katil ve katil örneğinde olduğu gibi. Örneğin yazılışı aynı ama Örneğin bu sözcükte hecelerden birinin uzun veya kısa okunuşuyla sözcüğün anlamı değişiyor. Örneğin katil dediğimizde, çizgi ve nokta olarak gösterdiğimizde öldüren kimse. Katil dediğimizde ikisi iki nokta olarak gösterildiğinde ise öldürme eylemi olarak anlaşılır ve bir anda sözcüğün anlamı değişir. Çok sık duyuyorsunuzdur zaten haberlerde katil zanlısı diye. İşte o öldürme eylemini öldürme işini yapan daha doğrusu yaptığı henüz kesinleşmemiş zanlı durumunda olan kişi için kullanılır öldürme eylemini yapan anlamında kullanılır katil ise artık öldüren kimse olmuştur dolayısıyla da hece'nin uzun veya kısa okunuşuyla bunu bu şekilde çözebiliyoruz onun için hece vurgusu son derece ve son derece önemlidir bir başka örnek daha verelim sözcüğümüz örnek sözcüğümüzse nazım olsun Nazım'da ilk hece uzun, ikinci hece kısa okunduğunda farklı anlamı vardır. İki hecede kısa okunduğunda nokta nokta olarak gösterildiğinde farklı anlamı vardır. Nedir bunlar? Örneğin Nazım düzenleyiciyken Nazım vezinli söz demektir. Bakın bir başka kelime hemen sizlere söylemek istiyorum. Bu sözcüğün de ne olduğunu hemen size aktarayım. Varisle varis birbiriyle birbirinden çok farklı iki anlamı olan sözcük olar, oluyor hecelerden birinin farklı okunuşu sırasında. Varis nedir? Varis miras kalan demektir, mirasa konan demektir. Halbuki varis iki hecede kısa okunduğunda ne anlama gelir? Bir hastalık, bir damar hastalığı anlamına gelir. Dolayısıyla bir numaralı kural demek ki sözcük içindeki hecelerden birinin uzun ya da kısa okunuşu sözcüğün anlamını değiştiriyor. Az önce verdiğim örneklerden anlaşılacağı gibi. Geldik ikinci kurala. Yine yazılışı aynı, ama sözcük içindeki hecelerden birine yapılan vurguyla sözcüğün anlamını değiştiriyoruz. Heh, i̇şte burada başlıyoruz artık. Vurgu konusuna burada başlıyoruz. Bir kere daha tekrarlıyorum ikinci kuralı. Sözcük içindeki hecelerden birine yapılan vurguyla sözcüğün anlamını değiştiririz. Örnek vereyim. İlk sözcüğümüz Bodrum. Eğer ilk heceye vurgu yaparsak söyleyişimiz şöyle olur. Bodrum. Bu bir nedir? Bu bir ilçemizdir. Bu bir tatil beldesidir. Bu bir Muğla'nın bir ilçesidir. Dolayısıyla da e, ilk heceye vurgu yaptığımız zaman ortaya çıkan anlam budur. Peki, şimdi ikinci heceye vurgu yapalım. Bodrum diyelim. Bakın sevgili öğretmenler. Doğaçlama konuşmamız sırasında bu tür hataları yapmayabiliriz. Ama özellikle okuma sırasında, ama özellikle sunum sırasında aynı anda pek çok şeye dikkat etmek zorunda kalacağımız için buralarda bir takım hatalar yapmak o kadar kolay ki inanamazsınız. Bunun pek çok örneği var. Dolayısıyla bu en basit vurgulardan yola çıkarak bütün vurgulara hakim olmamız gerekiyor. Onun için özellikle üzerinde fazlasıyla duruyorum. Bir kere daha tekrarlayayım. Bodrum. İlk heceye vurgu yaptığımda Muğla'nın bir ilçesi, bir tatil beldesi. Bodrum dediğimde ise bir yerleşimin en alt bölümü anlaşılır. Peki sözcük içinde yaptığım bu vurguları nasıl hallettim? Gelin önce Bodrum'a bakalım. İlk heceye nasıl vurgu yaptığıma bakalım. Demek ki bir hecenin öne çıkarılmasını istediğimiz zaman sesimizi o heceye daha şiddetli olarak vuruyoruz. Daha kesin konuşuyoruz. Diğer hecede sesimiz o kadar net ve baskılı olmuyor. Bunun örneğini bir başka örneğini vereyim o şekilde bakalım. Devam edelim. Yine hemen Bodrum'un biraz kuzeyine doğru çıkalım. Yine Ege bölgesinde bir şehrimize gidelim. Bu da Aydın olsun. Aydın'da sesimle baskı yaptığım neresidir? İlk hecedir. Bu bir şehir adıdır. Aydın. Ama ikinci heceye vurguyu yaptığım zaman işte o zaman okumuş, kültürlü, bilgili, kişi anlamına gelen sözcüğe ulaşıyoruz. Yine aynı şeyi söylüyorum. Elimizde hecelerle ve vurgularla oynayabilmek. Aydın dediğimizde bu bir şehirken Aydın dediğimizde bu okumuş, okuma yazma bilenin ötesinde kültürlü, bilgili anlamına gelen bir sözcüğe ulaşabiliyoruz. Bir şehir adı daha vereyim. Yine onun üzerinde de birazcık duralım. Bakalım ee, doğuya doğru gidelim. Ağrı'ya. Ağrı. Şimdi ilk heceye vurgu yaparsak Ağrı bir şehrimiz ismidir. İkinci heceye vurgu yaptığımızdaysa Ağrı. Bu işte o istenmeyen kötü durumdur. Mide ağrısı gibi, baş ağrısı gibi, kas ağrısı gibi. Demek ki sözcükler, demek ki sözcüklerin içerisindeki heceler bizim oyuncağımız. İstediğimiz gibi oynayabiliriz. Yeter ki nasıl yapıldığını bilelim. İkinci kuralın son derece önemli olduğunu bir kere daha söylemeliyim. Demek ki sözcüklerin içerisindeki hecelerden birine yapılan sesle yapılan baskı o heceyi öne çıkarır ve böylece sözcüğün anlamı bir anda değişir. Yazılışı aynı ama vurguyla anlamı değişen sözcüklerdir. Düşünsenize nasıl komik bir duruma düşebilirsiniz şöyle yapsanız. Örneğin ağrı ilini kastettiğiniz bir konuşma sırasında zaten ağrıda da okuma yazma oranı şu kadardır dediğinizde siz aslında o istenmeyen o kötü hissi yani baş ağrısı, karın ağrısı, kas ağrısı gibi bir şeyi kastedersiniz şehir adı ortadan kalkar. Eskiden Karahisar eklenmeden önce şehrimiz Afyon'du. Ne yaptık? Afyon'da ilk heceye baskı yaptık. Nasıl baskı yaptık? İlk heceye sesimi daha fazla e, yüklenerek veriyorum. Sesimin şiddeti daha fazladır. Afyon. İkinci hecede ses daha böyle e, volüm olarak azdır, şiddet olarak azdır. Onun için hece vurgusundan başlamak üzere tüm sözcüklerdeki hecelere ve bu hecelerin vurgularına hakim olduğumuzda sesimizi kullanabildiğimizde sonraki vurgularda hiçbir sıkıntı yaşamadan yolumuza çok rahatlıkla devam edebiliriz. Onun için hece vurgusunun altını sürekli ve sürekli çiziyorum. Çünkü hece vurgusu her şeydir. Hece vurgusu anlaşılmanızdır. Hece vurgusu farkınızı ortaya çıkarmanızdır. Bunlar da zaten e, ihtiyacımız olan her şeydir. Konuşmamızın etkili ve güzel olması adına her şeydir. Bunu da özellikle ve özellikle belirtelim. Heceleri farklı söyleyerek bu sonuca ulaşabiliyoruz. Peki şimdi biraz da sözcük ve sözcük vurgusuna bakalım. Demek ki hecede bir ne yapıyorduk? Her heceye aynı baskıyı yapmıyorduk. Bir başka bir heceye yaptığımız baskı sözcüğün anlamını değiştiriyordu. E, dilimizde bir genel kuralı önce size söyleyeceğim. O genel kuraldan yola çıkarak genel kurala uyan durumları anlatacağım. Sonra da genel kuralın istisnalarını anlatacağım sözcük vurgusunda. Hatırlayın sesleri anlatırken örneğin A sesinde, örneğin E sesinde, örneğin O ve U seslerinde bunlarda ince A, ince O, ince U'da ve kapalı E'de aslında bunlar içlerinde a, e, o ve u olan sözcüklerimiz bakıldığında, dikkate alındığında o kadar fazla değil demiştim. Bunların genellikle normal olan, doğal olanlar tamamına yakındır. Bunlar çok istisnadır, çok azdır demiştim. Ve asıl bunların telaffuzunun önemli olduğunu, çünkü günlük hayatımızda bunların daha fazla bizimle beraber olduğunu, daha çok kullandığımızı, onun için de o sesleri daha doğru telaffuz etmemizin öneminden yola çıkmıştım. Çünkü normal ayı herkes söylüyor. İnce ayı söyleyebilmek için dilin damağa değmesi gerekiyordu. Demek ki sözcük içinde yer alan ağlar, normal ağlar yaklaşık %95 ise, e geriye kalıyor ince A o da son derece düşük bir oran ama günlük kullanımda çok fazla. Onları doğru telaffuz etmek için asıl önemliydi. E konusu da aynıydı. Sözcüklerimizdeki normal E'lerin yüzde doksanından fazlası normal E'dir. E kapalı E. En az olandır, istisna olandır ve önemli olan yine onların doğru telaffuz edilmesidir. Başka da hiçbir şey değil. Şimdi ee, sözcükle ilgili olarak sözcük vurgusunun genel kuralına bakacağız. Türkçe genel kuralı. Sevgili öğretmenler Türkçe genel kuralı biliyorsunuz ama ben yine de bir kere daha tekrarlayayım. Türkçede sözcük vurgusundaki genel kural şudur. Türkçede sözcük vurgusu son hecededir. Ek aldıkça, takı aldıkça ne diye dersek diyelim sona doğru sürülür ve hep ök şekilde devam eder. Yazıyorum. Çalış nerededir? Son hecididir. Lıştadır. Çalış. Çalışın arkasına kan eki getirdim. Ne oldu? Vurgu lıştan kana geçti. Çalışkan oldu. Lar ekledim. Kandan lara geçti. Çalışkanlar oldu. ın ekledim. Çalışkanların oldu. Dan ekledim. Çalışkanlarından oldu. En baştan başlayalım. İlk verdiğimiz yalın haldeki e, sözcüğümüz çalıştı. Burgu ikinci hecedeydi. Çalışkanlarından olduğunda en sona gitti. Kaçıncı ekti ve oraya kadar sürüldü. Demek ki Türkçedeki genel kural bu. İstisnaları var dedim ve istisnaların da yine kapalı e gibi ince a, ince o, ince u gibi önemli olduğunu az önce söyledim. Onlara bakacağız. Ama şu genel kuralı öncelikle bir e, iyice bir anlayalım. Bir sözcük daha vereyim. Onun üzerinden gidelim. Sözcüğümüz vatan. Nerede vurgu? Tanda. Daş eki geldi. Ne oldu? Vatandaş. Lar eki geldi. Ne oldu? Vatandaşlar. Ün eki geldi. Şimdi ne oldu? Vatandaşların vurgu geldi. Dan ekini koyduk. Ne oldu? Vatandaşların dan. Vatandaşla başladık. Daşlaydı vurgu. Son halinde vatandaşların dan oldu. Dana kadar gitti ve son halinde vatandaşların dan şeklinde okundu. Demek ki Türkçe'deki genel kural bu ve genel kural gereği Türkçe'de sözcük vurgusu sondadır ve ek aldıkça, takı aldıkça e, sona doğru sürülür. Şimdi. Bir takım örnek sözcükler vereyim onun üzerinde bir bakalım. Örneğin kitap. Örneğin kalem. Örneğin çiçek. Örneğin vazo. Örneğin masa. Bakın bunların hepsi Türkçe Sözcük vurgusu genel kuralının örneği olan sözcüklerdir. Tekrar edeyim. Kitap, kalem, çiçek, vazo ve masa. Sevgili öğretmenler, şimdi kendi kendinize lütfen şu iki sözcüğü tekrarlar mısınız? Acaba siz de Türkiye ortalamasının içerisinde misiniz yoksa değil misiniz? Türkiye ortalamasının %99'u bu son iki kelimeyi başa vurgu yaparak söylüyor. Dikkat edin. Ben bugüne kadar vazo diyen hiç pek kimseyi duymadım eğitimlerinde. Genellikle telaffuzda hep şöyle yapılır. Vazo. Ve ikincisi çok kullandığımız bir sözcüktür. Tak aldığında normale döner ama tek başına kullanıldığında hep ilk heceye vurgu yaparlar. O da şöyledir. Masa. Halbuki masadır. Ne yapıyorum? İkinci söz, ikinci heceye sesimle baskı yapıyorum. İlk hecede sesimin o kadar şiddeti yok. Bakın, masa. İlk hecede hiç sesimin şiddeti yok. İkinci hecede sesim daha vurgulu. Bir dikkat edin. Siz de vazo, masa mı diyorsunuz yoksa vazo, masa mı diyorsunuz? Bir dikkat edin. Çünkü Türkiye ortalamasının neredeyse yüzde yüze yakını, ne yazık ki bu sözcükleri yanlış telaffuz ediyor. Sadece bir not olarak size e, söyledim. O kadar önemli mi değil ama eğer yanlış söylüyorsanız düzeltmenizde de tabii ki çok büyük fayda var. Şimdi Türkçe genel kuralına uyan e, diğer sözcükleri, sözcük gruplarını e, bir, bir takım e, bölüm başlıkları halinde hazırladım. Sizlere onu sunacağım. Bunlar bittikten sonra istisnalarını size vermeye başlayacağım. Örneğin ay adları. Ay adlarında vurgu nerede sevgili öğretmenler? Ay adlarında. Şimdi kendi kendinize tekrarlayın ay adlarını. Acaba nerede? Örneğin Ocak. Örneğin Temmuz. Örneğin Ekim. Örneğin Aralık. Ben bunları telaffuz ederken sizce nereleri vurgu yapıyorum? Peki, o zaman ben size söyleyeyim. Örneğin Ocak'tır. Bakın ikinci heceyi büyük harflerle yazdım. Temmuz'u söylüyorum. İlk heceyi küçük harflerle yazıyorum. İkinci heceyi büyük harflerle yazıyorum. Temmuz. Örneğin e, hadi Eylül'ü söyleyelim. İkinci heceyi büyük yazıyorum. Eylül. Ay adları Türkçe genel kuralına uyar ve son hece vurguludur. Sondadır vurgu. Ocak, Şubat, Mart tek hece olduğu için bunda herhangi bir şey söylemeye gerek yok. Ve Kasım, Aralık gibi ay adlarında vurgu son hecededir. Bu Türkçe genel kuralında ay adlarının vurgusu uyumludur. Herhangi bir problem söz konusu değildir. İnsan isimlerine bakalım şimdi. Acaba insan isimlerinde vurgu nerede? Kendi isminizi bir tekrarlayın. Acaba nereye vurgu yapıyorsunuz? Acaba doğru vurgu yapıyor musunuz? Ben bu konuda çok büyük yanlışlar görüyorum. Ee, i̇nsanların isimlerini yanlış vurguladıklarını görüyorum ee, ve e, seslerin değişimini bırakın. Seslerdeki ince ke, kalın ke kullanımının ötesinde bir durumdan bahsediyorum. Yanlış vurgu yapan o kadar çok insan var ki. Lütfen öncelikle isminizin nasıl ve doğru vurgu yapılacağını, nasıl vurgulanması gerektiğini bilin. Eğer bilmiyorsanız tabii ki vereceğim şimdiki örneklerden yola çıkarak. İnsan isimlerinin tamamı yine Türkçedeki genel kurala uygundur ve vurgu son hecededir. Kendi ismimle ilgili vereyim. Zaferdir. Ferdedir. sonra örneğin ülkemizdeki en çok kullanılan isimlerden biri Mehmet'tir, son hecededir. Ee, Abdullah, küçük harflerle yazdım. Abdul ve son heceyi büyük harflerle yazdım. Son hecededir. Abdullah diye e, okunur. Ayşedir. Ayşe değildir. Ayşedir. Fatmadır. Bakın tam tersini yapmaya çalışayım. Zafer veya Mehmet veya Ayşe veya Fatma. Halbuki. Fatma, Ayşe, Zafer ve Mehmet'tir. Türkçedeki genel kural bunlarda da geçerlidir. Demek ki insan isimlerinde de durum aynıdır. Türkçe genel kuralına uygundur. Mimi soru ekleriyle birlikte kullanılan sözcüklerde kelime vurgusunun dışında bu eklere de vurgu yapılır. Bir daha söyleyeyim. Mimi soru ekleri ekleriyle birlikte kullanılan sözcüklerde Kelime vurgusunun dışında bu eklere de vurgu yapılır. Yazalım. Gitti mi? Nerede vurgu? Gitti mi? Sadece mide mi? Tabii ki değil. Sözcüğün son hecesiyle birlikte vurgu yapılır. Gitti mi? Ne dedim az önce? Mi mi? Soru ekleriyle birlikte kullanılan sözcüklerde kelime vurgusunun dışında bu eklere de vurgu yapılır dedim. Dolayısıyla da bu örnekte sözcüğün ikinci hecesine, hecesiyle birlikte mi eki vurguyu alır. Gitti mi veya oldun mu? Oldun mu? Oldun'daki ikinci hecede vurguyu alır. Veya örnek verelim senin mi veya okudun mu? İşte bu mi, mı, mu ekleriyle olan sorularda sözcüğün İkinci hecesi veya son hecesiyle birlikte vurgu yaptığınızda gerçekten vurguya ulaşırsınız ve bununla birlikte bu bölümde de yine Türkçe genel kuralına uygun bir durumla karşılaştık mı? Evet karşılaştık. Yine Türkçe genel kuralına uygun bir durumla karşılaştık. Son bu konuyla ilgili bir örnek vereceğim. O da e, tanla biten ülke adlarında vurgu nerededir? Yine çok fazla yapılan hatalardan bir tanesidir bu. Tanla biten ülke isimlerinde e, ne yazık ki ve ne yazık ki vurgu hatası yapıyoruz. Eğer siz de yapıyor yapıyorsanız lütfen dikkat edin. Yazıyorum şimdi e, Türkistan örnek veriyorum Tacikistan. Bulgaristan ve Moğolistan. Hatan nerede biliyor musunuz sevgili öğretmenler? Orta heceye vurgu yapılıyor. Örneğin Moğolistan. Lise e, vurgu yapılıyor ve ortaya berbat, çok kötü bir vurgu örneği çıkıyor. Kulağa da zaten kötü geliyor. Halbuki bu ülkenin vurgusu Moğolistan'dır. Tanla biten ülke isimlerinde vurgu sondadır. Bulgaristan'dır, Tacikistan'dır, Türkistan'dır. Ve bu da yine Türkçe kuralına, yani Türkçede sözcük vurgusu sondadır ve ek aldıkça sona doğru sürülür, tak aldıkça sona doğru sürülür demiştik. Buna uygundur. Sırada bunun yani Türkçe genel kuralının istisnaları var. Onu da bir sonraki derste sizlere anlatacağım. yarışmak ister.